ailemiz, teşkilatlarımızın iyiler geldi, iyi belediyeler almak olarak almak adına belediyeleri adön hazırlığı yapmak adına bütün geçen hafta 37 taneydi, bu hafta da işte bütün 81 ile teşkilatlarımızla beraber sınıf toplum kuruluşlarımıza, halkımıza bizlerden neler istiyor, bizlerden ne gibi talepleri var. Bu belediyeleri çünkü bizler yöneteceğiz artık bundan sonra. İyiler belediyesi olmak adına mücadelemizi vereceğiz. Onun için ilk önce ordu ilinde bu hafta görevimiz vardı. 8 tane arkadaşımız, 2 milletvekilimiz, Yasin Öztürk, Deniz Milletvekili, ben Tekirdağ Milletvekili, Deniz Kapa. Grup Başkan Vekilimiz Yavuz Ağır Aleoğlu. Bir de 4 tane genel ilave kurulu üyemizle beraber ilimizde programlara geldik. Ve programlara gelirken buradaki amacımız, asıl amacımız ilimiz bizden ne istiyor? Genel merkezimizden ne istiyor? Veya vatandaşımız ne istiyor? Bizler neler yapmamız? Cümleten selamünaleyküm. Hepiniz hayırlı günler. Sayın Vekilimizin Enes Kaplan Bey'in bahsettiği üzere Ünye'de size dinlemeye geldik. Aynı zamanda yerel seçimlerle ilgili ön saha çalışmaları ve buradan aldığımız fikirler doğrultusunda buradaki düşünceleri genel merkezimizde yansıtmak için hazırlık yapmaya geldik. Ben şimdi toplantımızın verimli geçmesini, güzel fikirler bahşetmenizi temenni ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun. Dün geceki Sayın Meral Hanım evine olan çetkin saldırı hakkında neler söyleyeceksiniz? Vallahi şu devirde, şu kadar gelişmiş bir ilimizde böyle bir bana göre bana habes bir saldırı, saldırı kelimesini söyle kelime koyalım. Yani 15-20 tane gencin, gaza getirip de gencin orada sokak ortasında bağırıp ondan sonra çekip gitmeleri. Bence ya ki dün ve bugün defnedilecek 8 tane şehidimiz var. Madem gösteri yapacaksın, gideceksin o şehitleri katleden katilleri, canilerin evlerine, evlerin önünde bağıracaksın. Bu bence yanlış. Sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı, dün yaptığı tweetten yazı, tehdit mesajı çok yazık, havası kaçıyorum yani. Ben utanıyorum, Türk olmaktan utanıyorum yani. Türk'ün Türkiye bu kelimeyi yaptığını. Ben oraya giden gençlere suç bulmuyorum. Gönderenlerde suç var. O kadar ne söylüyorum. İttifak olma olayı olabilir mi sizce? Millet İyi Parti bir yerde birleşir mi? Şu, bir dakika pardon, bu soruya da Yasin arkadaşımız var. Öncelikle bizim ittifakımız milletimizle olacaktı. Biraz önce bahsettiğiniz doğrultuda şu anda karşı hükümetin ve hükümetin yanındaki partinin ittifakı tam netleşmiş değil. Çünkü mevcut hükümet ben her ilde aday çıkaracağım diye bahsediyor. Bu doğrultuda bizim tabii ki ittifaktan kastı ne olur bilmem ama yasal zeminde böyle bir ittifak söz konusu değil zaten. Yani yerel seçimlerde yasal zeminde böyle bir ittifak söz konusu değil. Ancak ilerleyen süreçte bunu takip edebiliriz. Bizim önceliğimiz milletle ittifak yapabilmek. Doğru adayları toplumun, kamuoyunun kabul ettiği, benimsediği doğru adayları çıkardığımız takdirde bu seçimlerde, beynelmilerde seçimlere katılabiliriz. Bunun sebebini şu şekilde ifade edeyim. Açıkça söylüyorum buradan. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastediyorsanız bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelikle HDP ile en ufak dahi temasının olmaması lazım. Şayet onlarla en ufak perde arkasında olsa bir temas söz konusuysa biz böyle bir ittifaka kesinlikle girmeyeceğiz. Kendi başımıza ittifak yapmadan milletimizle ittifak yapacağız. Ufak olmak için ve sizleri dinlemeye geldik. Ben tabii sözü fazla uzatmayayım. Sizlerin görüşlerini, halkımızın talebini hep beraber alalım. Ondan sonra da programlarımıza devam edelim.